10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 196 cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 196, Sözel, 6, Karun, Musa'nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlün kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti, şımarma. Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden, onun yolunda harcayarak, ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de, insanlara, iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez. Kasas suresi 76 ve 77. ayetler, aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerin mesajlarından biri değildir? A. İyilik yapmak inanan insanların sorumlulukları arasındadır. B. Allah, yeryüzünde insanca bir düzenin kurulmasını istemektedir. C. Birbirinin devamı olan dünya ve ahirete gereken değer verilmelidir. D. Zenginlik, bazılarını insana yakışmayan davranışlara sürüklemektedir. E. Malın belli ellerde toplanması toplumsal sorunların nedenlerinden biridir. Cevap E. 7. Bir sahabi malının bir kısmını oğluna bağışladığını söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, çocuklarının hepsine bu şekilde bağışladın mı, dedi. Sahabi, yapmadım, deyince o, çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin, diye sordu. Evet, cevabı, ne alınca da öyleyse aralarında ayrım yapma, buyurdu. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu hadisle ilişkilendirilemez? A. Çocuklarınız arasında adaletli davranınız. Hadis-i Şerif. B. Akrabalarla ilişkiyi kesenler cennete giremez. Hadis-i Şerif. C. Herhangi bir konuda hakemlik yaptığınız zaman adil olun. Hadis-i Şerif. D. Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Nahl Suresi 90. Ayet. Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet, zira Allah adil olanları sever. Mide Suresi 42. Ayet. Cevap B. 8. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İyi İmrin Suresi 104. Ayet. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu bu ayetin konusundan farklıdır? A. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Tevbe Suresi 71. Ayet. B. Yavrucuğum. Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir. Lokman Suresi 17. Ayet. C. Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men ederler, hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır. İyi İmrin Suresi 114. Ayet. D. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. İsra Suresi 35. Ayet. Onlar, işledikleri kötülükten, birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. Mide Suresi 79. Ayet. Cevap, D. 9. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an, sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. İyi İmrin Suresi 103. Ayet. Aşağıdaki yargıların hangisi bu ayetin mesajıyla ilişkilidir? A. Kur'an, toplumun birliğini sağlayacak öğütler içermektedir. B. Bir toplumdaki farklı düşünceler zenginlik olarak görülmelidir. C. İlke ve değerler üzerinden oluşan birlik ve beraberlik kalıcıdır.
D. İnsanların birbirlerinden farklı düşünmesi son derece doğaldır. E. Fikir ayrılıkları, düşünce dünyasının canlanmasını sağlamaktadır. Cevap A. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 196 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.